Assalomu alaykum. O'zbekistonda erkin demokratik jamiyat qurish uchun nimalar qilish kerak rukuni bo'yicha bugungi mavzu Shavkat Mirziyoyev ko'zgudagi kichik yig'in O'zbekiston o'toqolo 2020 yil. Endi bu mavzuni tanlashimga sabab mana bu yerda ko'zgu YouTube kanalida bilan o'sha kichik yig'in bo'lgan O'zbekiston prezidentlari o'zlarini doimo haqman deb o'ylashadi. Ular o'zgaradimi degan mana savol qo'yilgan. Endi men hozir videoni ko'rishdan oldin aytib o'tmoqchimanki, hozir dunyo 21 asr deyishyapti, O'zbekiston o'rta asr deyishyapti. 21 asrdamiz. Chunki O'zbekistonda iqtisodiy erkinlik, siyosiy erkinlik, fuqaroviy jamiyat, o'rta sinf, korrupsiya, erkin demokratik saylovlar degan tushunchalar juda aniqlashtirilmagan. Masalan, havo issiq, juda issiq deyilmaydi. Hozir 40 gradus, 50 gradus, 60, 70. Xuddi o'shanday mana shu aytgan narsalar hammasi aniq o'lchamga ega. Endi hozir mana shu videoni ko'ramiz. Assalomu alaykum. Bugungi suhbatdoshlarimizni tanishtirsam, Muhammad aka Yo'ldoshov, psixologiya fanlari doktori, Shamsiddin aka Kamoliddin, tarix fanlari doktori, professor, Baxtiyor aka Karim, Adabiyot gazetasi muharriri, bosh muharriri, Diyor Abdujabborova, O'zbekiston Milliy universiteti filologiya fakulteti magistranti va Ayxon aka Rahmonov, tadbirkor hamda Qidirnazar Allaqulov, iqtisod fanlari doktori, professor, olim. Mana shu Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasi tashabbuskorlaridan eng bir faol kishi. Bugungi mavzuni sizlarga tanishtirsam, bugungi mavzuyimiz mana shu O'zbekistonda nima qilsak rivojlanadi, muammolarimizni nima qilsak hal bo'ladi va qaysi yo'ldan ketsak taraqqiyot yo'lidan ketamiz, buning uchun nimalar qilishimiz kerak, mavzuyimiz mana shu bo'ladi. Mahmud aka, mana siz psixologsiz, bu bo'yicha ko'p ishlar qilgansiz, ta'lim berasiz. Mana hozir jamiyatimizda ko'plab bir har xil nima deydi psixologik o'zgarishlar, voqea hodisalar bo'lyapti-da, xalqni ya'ni ikki xil fikrlashi. Hozirgi masalan hukumatimizda yuz berayotgan hodisalarga, voqealarga nisbatan neytral qarayotgan odamlar bor yoki bo'lmasa shubha bilan qarayotgan odamlar bor. Mana shunday qarashlarni bir aniq bir konkretlashtirib olish uchun odamlardagi gumonlarni, kelajakka bo'lgan har xil tushunarsiz taxminlarni yo'qotish uchun, ularni bir ongli saviyasini yuqori qilish uchun nima qilish kerak va eng muhim nimaga e'tibor qaratish kerak? Birinchi o'rinda hozirgi kunda bizning jamiyatimizda oldida turgan eng katta muammo bu jamiyat a'zolarining uyg'onishi. Ya'ni bu yerda uyg'onish deganda siyosiy uyg'onishi. Bizning xalqimiz uzoq yillar davomida katta bir davlatning ichida tarkibida bo'ldi-da, siyosiy huquqlardan xabarsiz, siyosiy huquqlardan amaliyotda qatnashmasdan keldi. Bugungi kunda mana shu loqaydlikdan uyg'onish azobini boshdan kechiryapmiz. 30 yil davomida mana shu uyg'onish azobi hali bizning loqaydligimizdan uyg'ota olmadi. Har qanday harakat, har qanday partiyalar, har qanday qonunlar, xalq, omma uyg'onib o'z huquqlarini talab qilib, o'z aytaylik burchlarini ifoda qilmas ekan jamiyatda siljish bo'lmaydi. Mana shunga e'tibor berilib, birinchi o'rinda hozirgi aytaylik harakatlar. Endi mana Markaziy Osiyodagi shu iqtisodiy hamkorlik, siyosiy hamkorlik to'g'risida Diyorani savol bor ekan sizlarda. Mana bilamiz, Markaziy Osiyodagi davlatlar 30 yil davomida doimiy uchrashib kelishadi. Shanxay hamkorlik tashkilotini olamizmi yoki MTX davlatlar tashkiloti ham uchrashib kelishadi. Aynan nima sabab bo'ldiki, bular hozirgi vaziyatda mana shunday bir birlashishga
Yakıştırdıkta da böyle düşkün yaklaşken ama sabah oldu böyleymiş. Fakat yine bunu pandemi yaşar oydum. Yok ki kandedir bir siyasi boş kalır vaziyat ama bana ahir ki bu kadar haberde olsaları Xitoy hükümeti Tojikistan hudutlarına kandedir bir ultimatum bile çıktı deyimiz. Aynen böyle etken siyasi vaziyatlar bana şu Orta Asya Hamas Türkiye halka biraz. Birleşke kandedir manada bir tasar korsaktı mı? Yok ki bu orada başka bir sabah var mı ki? Baktasatik mi? Yok, rasmiyatçılık mı ki? Yok, benim için bir de ciddi mesele Merkezi Asya Devletleri'nin Uşa Şevket Muramayiş'in teklifi bile yine yukarı pahalı kötüleş. Siz eski olgen, siz eski olgen hazır Şanghay alakaları, Şanghay teşkilatı. Bu yerde bu teşkilatla Merkezi Asya Devletleri'nin başka devletlerim var. Ular özlerinin manfaatlarını bizde başka talepler koydu da bizde ular önce yapmazdan malum manada o şey talep kavazda resmiyetçilik bilen kop nerse yürümedi. Hazır bir payda ameli faaliyet o şey durumdan bence koygen ameli devasta alakalar yeni bir küçüğü gerekliliğini hayat talep koydu. Benimce bana şu hayat talepleri boyunca yeni bir alanı kutarlar. Hazır bir yıllar vallahi şu işler. Bu beşte kardeş devletin birleşişi zaruret. Zaruret. Şimalda kudretli devlet durup. Cenab-ı Şerhi tamamda yine bir de kudretli devlet durup. Biz iki de kudretli devletin ortası da cöyleşkenimiz bu beşte devlet. Eğer bu beş devlet birleşir, bitti katta küçüke eğlenmesin iken hazır ki globallaşmış şeraydı. Bizim geleceğimiz bu beşte devletin geleceği hof aslında olur. Hazır ki şeraydı bir devletler ikinci bir devletin hüdüdünü ya halklarını her bir yol bile bası olmayın. Hazır ki globallaşmış şeraydı de bana şu her hıl instrumentler var. Şunu için bana Şimal'daki kudretli devlet bizim 150 yıldan beri 150 yıl aldın istilaklı gün ve hazır geçe olmalıyım biz. Tasırda Erbi tasırda tartışı küçük meydanı da duramaz. Ve Cenab-ı Şerhi davul, damanımızdaki kudretli davul. Cim yine şu nefes, Merkezi Asya sarı stratejik maksatlarını olga sürüp geliyordu ki, şundayı şeraitle beşte devlet eğer birleşmesek iken, hem Cenab-ı Şerhi, hem Şumal'daki devletlerinin biz tasarı da konuşmaz. Devletçiliğimiz beşte devlet ya. Yukatıp koyuşumuz. Tarihte Cenab-ı Şerhi zamanımızdaki devlet de mi Türkiye? Turalmalı. Türkistan hüdünün dedi. Ben ne için hatta istila oldum. Demek bir sazık şeraitte yine kaytarı verdim ama beşte devletin birleşişi beşte kuşunun yakını bitti kuş bulmasak biz karşı duralımız. Hazır bir şey. Bu bağlı devletlerinin YouTube arası oldu. Elbette. Ben masada geldim. Ulan bir de hocam yani Uzbekistan yüzeye gelişim için biz Katar'ı veriyorum. Eski bizge sinip gitken fakat bu kendinin tribülen etken de müstemlekeçiler sindirgen ruhdan ajralmaz ekanmaz. Yani Özbekistan'ı kuramayız. Bana biz ilten bir kulli oylaşımız gerek deyip eti yaptı rahmanlarımız. Lekin siz etken amalda uşa edilik tatbırkallar amalda biz kapitin bana kurek gerek degen de kına yaptı. Sebabı çünkü bunlar eskice başkalık buradan amalda bir edilik uşa tatbırkallar. Ben bugün bana bu kadar kılışım gerek. Ben hangi lakı çıkışım gerek, hangi listelini bilişim gerek. Rasyonu çıkışım gerek, Rus'u bilişim gerek.
Siz zaman, bugünün kalemi, zamanın kalemini ediyorsunuz. Lakin başkanımcılar, eskişe biz başkanımız, Rusya'ya sizin barışınızı biz icazat veremiz, Angliya'nın barışına icazat veremiz, değil. Lakin erken barışı için biz ruhen, o şey Mahatma Gandhi'nin etken edilip psikolojisi azap halde çıkarsak yine bugünkü Özbekistan'da, o şey yenge Özbekistan'da yaratanız. Aks oldu, canımızda gepsemeye veremez. Ya yine fikirci doğum şükürleştir için, yenge Özbekistan'ı kuruş için, oldu eski Özbekistan'da nama bu geleneği bilişimiz gerek. Bizde açıklar, fakat 17. yıl geç açıldı. Nama halakt bir adı, devlet rahbarı bir arşivlerdi. Hiç bulmasa ulu vatan kuruşu geçe, davru geçe bugün birinci bakıştı, bakıştı. Nama halak bir adı, nama cemiyettir var. Biz gibi şu, bu Allah bu tüketi buldu. Bu arşivlerde açış gerek. Tarihçi oğlumlar, arşivçi oğlumlar hayat yaptı, açılma yaptı. Keyif kurulursa, yangi O'zbekiston deyapti. Yangi O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyevning o'zining gaplari bor. Uzoqdan 2 yilda yangi kadrlar hammasi boshlandi. Bugun qayerda kuchlar tizimlarda eski kadrlar boshqaryapti. Ideologiyada o'sha o'zimiz bilgan og'aylar ishlayapti. Qo'lga hamma soqadi. Qanaqa qilib yangi O'zbekistonda eski kadrlar, yangi albatta yangi kadrlar deganda men faqat yosh kadrlarda hisoblamayman. Masalan yosh kadrlar bor, Amerikada o'qib kelgan masalan Sherzod Shermatovlar bor. Ular demak yosh kadrmi? Bular o'sha o'zi yosh bo'lgan bilan nimasi o'sha ongi o'sha eski nimada qolib ketgan, hozir qilayotgan ishlari ham hech nimaga arzimaydigan nima. Yangicha fikrlaydigan, yosh katta bo'lsa ham yangicha fikrlaydigan kadrlar kelishi kerak nimasiga. Boshqaruv tizimiga. Boshqaruv tizimiga yangi kecha fikrlaydigan nimalar kerak. Keyin tarix takrorlanyapti. Tarix takrorlanayotgan yana bitta real isboti. Masalan, bugungi bizga juda ko'pchilik murojaat qiladi. Nega shu yangi bo'layotgan partiya bilan bog'liq nimalarda, masalan, televideniyada butun xalqqa nima qilmaydi? Buni tagida sabab 20-chi yillarda biz bosmachilarni xalq dushmani dedik. 30-chi yillarda Abdulla Qodiriy Cho'lpon qutlarini xalq dushmani dedik. 56-chi yillarda yana bir guruh nimalar bo'ldi. Xudoga shukr, baxtimiz bor ekan. Sharof Rashidovni davrida qatag'on bo'lmadi, lekin undan keyin g'idalyanlar boshlab, undan keyin 90-chi yillarda nimasiga kelib, yangi o'sha boyagi aytgan birlik harakatlari 90-chi yillar boshida yana ular xalq dushmani deyiladi. Hozirgacha ular xalq dushmani deb hisoblab kelinadi. Endi hozir qarang, yana tarix takrorlanyapti. Xuddi shu mavzuyimizni hozir ko'rib turgan qushlar nigohlar biz ham xalq dushmani nima qilishga tayyor turibdi va bu xalq dushmani deb hisoblaydi. Mantiq qayerda deydi? Qanaqasiga biz yangi O'zbekiston qutamiz? Qanaqasiga bizga ichki bizda o'zimizni ichimizda muhokama tuzilishi kerak degani holda har bitta qadamda biz partiya tuzishga to'siq bo'layotganligini sezayotgan bo'lsak, ish bilan so'z birligida bo'lmayotgan joyda qanaqa qilib biz yangi O'zbekiston qutamiz deb javob beramiz? To'g'ri aytasiz, agar o'sha eski partiyalar, o'sha eski rahbariyat, ayniqsa o'sha eski tizim ishlab tursa, biz aytaylik yangi partiyaga yo'l bermaymiz. U turgan. Mana ko'zgudagi kichik yig'in qatnashchilari Mahmudjon Yo'ldoshev asosan shu uyg'onish to'g'risida gapirdi, endi fuqarolik jamiyati. Keyin Xaldinazar Ollaqulov o'sha Markaziy Osiyoda iqtisodiy integratsiya, siyosiy integratsiya, ya'ni hamkorlik to'g'risida gapirdi. Keyin Adabiyot gazetasining bosh muharriri Baxtiyor Karim yangi O'zbekiston to'g'risilar shularda gapirdi. Endi shu yerda men ma'lum bir narsalarga aniqlashtirib ketmoqchiman. O'zbekiston asosan shu o'rta asr deyishyapti. Insoniyatni ko'pchiligi o'sha katta 20-talik bo'lsa 15-ta mamlakatlar 21-chi asrda yashayapti. Ya'ni ularda erkin demokratik saylovlar bor. Endi O'zbekistonning o'rta asrligi nima deganman bo'ladi. Birinchisi O'zbekistonda iqtisodi o'ta qaroq. Chunki O'zbekistonda aholi jon boshiga ishlab chiqarilgan mahsulot va ko'rsatilgan xizmatlar o'sha GDP per capita deyiladi. Gross domestic production per capita 1800 AQSh dollari. Dunyo bo'yicha o'rtacha 11400 AQSh dollari.
Yani Özbekistan'da iqtisodi dünyanın o'rtacha darajasidan 6 barobardan ko'proq orqada. Yani o'shaning uchun O'zbekistonda iqtisodi o'ta qoloq. Endi O'zbekistonda iqtisodi nega o'ta qoloq bo'lib chiqyapti? Dünyanın eng qoloq mamlakatlari qatorida bo'lib qoldi. Chunki O'zbekistondagi siyosiy tuzum o'ta qoloq. Nega? Chunki bu Islom Karimov davrida diktatura edi. Diktaturada shu 4 ta katta kamchiligi bor. Birinchi, inson huquqlari va erkinliklarini hurmat qilmaydi. İnsan hukukları, erkekleri bu 21. asır için oliy qadriyat. İkinci zorovonlik. O'zbekistonda o'sha politsiya zorovonlik, kuchlatar tizimlarning zorovonligi. Ya'ni o'sha O'zbekistondagi militsiyani, prokuraturani, davlat xavfsizlik xizmati, nu boshqa shu kuchlatar tizimlarning zorovonligi. Uchinchi korrupsiya. O'sha prezidentdan tortib hokimlari bütün memleketi başkalarıydıgiller, alim hakimiyet, vilayet derecesi, tümen derecesi, de, hepsi korrupsiyete bakıyor. En vahirgesi, o şey, atraf muhtiyar, tabiyatki nispeten vahşiyana münasebette bulur. Bu, ben şu, Aral Dengizi'nin 90% kurup bitti, 100 yıllık çınarlarına kıran kildirildi, bu İslam Karim'in dördü. Hemen Adı Şokat Mirzey'i dördü, kımmat bakan nevli darahlar. Yani erçeliğe kron tutarlayabdı. Yani bana şuna kani avtoriter, diktatör rejimlerini şuna kani 21. asırken mutlaka talepli cevap vermeyeceğim. O şey, şey eşyerden koyan, orta asırdaki koyan siyasi tüzüm. O da siyasi, kalak siyasi tüzüm. Yani o şey için Özbekistan'ın kısabı o da kalak. Yani bir yerde O'zbekiston shu 30 yildan beri iqtisodiy erkinlik bo'lganda o'rta sinf shakllanmayapti. Degan O'zbekistonda bunaqa tushunchalar yo'q. Iqtisodiy erkinlik degan tushuncha yo'q. U oliy hokimiyatda ham yo'q, jamoatchilikda ham yo'q, muxolifatda ham yo'q. Ya'ni O'zbekistonda o'rta sinf shakllanishi kerak. O'rta sinf O'zbekistonning iqtisodini rivojlantiradi. U hokimlar, vazirlar, prezident İqtisodni rivojlantirish uchun sharoit yaratadi, lekin ular iqtisodni rivojlantira olmaydi. İqtisodni o'rta sinf rivojlantiradi, lekin O'zbekistonda iqtisodiy erkinlik yo'q. Endi keyingisi o'sha O'zbekistonda fuqaroviy jamiyat bo'lishi kerak. Fuqaroviy jamiyat bo'lish uchun siyosiy erkinlik bo'lishi kerak. O'zbekistonda siyosiy erkinlik ham yo'q. Endi shunaqa sharoitda o'z-o'zidan Merkezi Asya memleketlerinde iqtisodiy siyosiy integratsiyasi to'g'risida gapirdilar. Lekin hozirgi paytda Merkezi Asya respublikalarining iqtisodiy siyosiy integratsiyasi bo'lmaydi. Nega? Chunki Turkmanistonda, Tojikistonda diktatura. Qurbonguli Berdimuhamedov, keyin bu yerda Imomali Rahmon. Qirg'izistonda siyosiy erkinlik bor, siyosiy erkinlik ko'rsatkichi 38 bor, ya'ni Qirg'izistonda 200 dan ortiq partiyalar faoliyat ko'rsatyapti. Ya'ni u yerda fuqaroviy jamiyat shakllangan. Lekin Qirg'izistonda iqtisodiy erkinlik ko'rsatkichi 63 ball, Qozog'istonda 69.16 ball. Men bularga keyinroq to'xtalib o'taman. Ya'ni Qozog'istonda haqiqatda o'sha iqtisodiy erkinlik bor, o'shaning uchun o'rta sinf nisbatan shakllangan, lekin aytdim asosiy millionerlar korrupsiya bilan millioner bo'lgan. Asosan shu Nursulton Nazarboyevning oilasi, qarindoshlari, boshqa nimalar. Lekin ulardan tashqari o'rta sinfni shakllanishiga ulardan imkoniyat yaratilgan. Ya'ni bular Markaziy Osiyoni qarasak, Qirg'izistonda siyosiy erkinlik bor, Qozog'istonda iqtisodiy erkinlik bor. O'zbekistonda endi biz shu Turkmaniston, Shimoliy Koreyadan sal uzoqlashdik. O'zbekistonda de iqtisodiy erkinlik ham yo'q, siyosiy erkinlik ham yo'q. Lekin baribir o'sha Islom Karimov diktatorasiga qaraganda ancha yaxshiroq, ya'ni O'zbekistonda siyosiy erkinlik ko'rsatkichi Islom Karimov diktatorasi 3 ball, 4 ball bo'lsa, hozir 10 ball. Ya'ni mana shunaqa holat. Bu yerda mana shu masalan O'zbekistonda aytiladi, issiq, juda issiq
Ege hazır ki pekte işte termometreler bu geldiği için 30 gradis, 35 gradis, 37 gradis ısı olsa, adam temperatürü yukarı olsa ısıkı çıdaş kıyım olaylı. 40 gradis, 50 ise bütün dünya düşünelim. Çünkü termometrenin ölçünelim. Hatta şimdi vaktim, alın, erte tan, uşa kıyas tikeye kekende, bilaka sözler etmeydi, yeterler mesela 6'da 10 minit ütti, tüspeydi, benim işten 40 minit ütti, aynak nemele etmeydi. Hatta şimdi hazır gibi etti, dünyada iktisadi erkillik, siyasi erkillik, korrupsiya, bunlar hem nasi ölçünelim. Uşa siyasi tüzümlere ölçünelim, hem nasi. Hem nasi aynak bakabergin, tınık makringin. Lekin O'zbekistonda bu oliy hokimiyatda ham, muxolifatda ham, O'zbekiston jamiyatida ham bunaqa tushunchalar singmagan. O'shaning uchun bu narsa O'zbekiston uchun katta muammo. Endi o'shaning uchun men aytamanki, O'zbekistonda birinchi iqtisodiy erkinlik yo'q. Iqtisodiy erkinlik ko'rsatkichi O'zbekistondan 57.2 ball, dunyo bo'yicha o'rtacha 61.6 ball. Azerbaycan'da 69.13 bal, Kazakistan'dan 69.16 bal, Japonya'da 73 bal, AKS'de 76.16 bal. Özbekistan'da siyasi erkinliği yok. Özbekistan'da siyasi erkinlik kursatçı 10 bal, erkin demokratik çerlenme 60 baldan 100 bal geçe buluş gerek. Erkin demokratik çerlenme ötkense korrupsiye kesin kaşartı zarar verirlerdi. Korrupsiye kaşartı kuraşlı en samarali usul bu erkin demokratik seyirler. Bu cahan tecrübesinin kip çıkı okulası, bunu yine okulasamaz. Japonya'da siyasi erkinlik kutsatçı 96 var, AKS'de 86 var, Norveya, Finlandiya, Şivesya'da 100 var. Özbekistan'da karusu batmağı batken, Özbekistan'da karusu gülle 5 niyetli, Özbekistan'da karusu kutsatçı 25 var, dünya boyunca ortaya 43 var, Japonya'dan 73 var, AKS'de 69 var, en yukarı kursatkiç bu Danya'da, yani Karusya'nın en yukarı kursatkiç Danya'da sasin etti ben. Ben şu meseleden konuştuk ki Özbekistan'da iktisadi erkinliğim yok, siyasi erkinliğim yok. Karusya'da bakken uşağın için Özbekistan'da iktisadi tamamen, içtimai tamamen, melevi tamamen, hemen tamamen hiç hani rol oynamaydı. Şimdi O'zbekistonda millatlar bor. Mana shu o'rta sinf tashkil topishni o'rniga iqtisodiy erkinlik bo'lganda o'rta sinf shakllanadi. Lekin uning o'rniga mana Gulnora Karimovalar 15 milliard pullar o'narib oligarxga aylandi. Gulnora Karimova Tillayeva, Lola Karimova Tillayeva millatlar pulni nima qildi? Pullarni o'nardi. Bu yerda İslam Karimov'da atrofidagi 30 milyard AQSh dollarida pullarni o'narib afshor zonalarga o'tib ketdi. Shuna qilib O'zbekistonda iqtisod o'ta qola bo'lib qoldi. Endi hozirgi paytda iqtisodiy erkinlik ham yo'q, siyosiy erkinlik ham yo'q. Demak, Shavkat Mirziyoyevning kuyovlari, qarindoshlari hammasi shu AQSh dollarida multimillioner bo'ldi. 5-6 yildan keyin ular ham millionerga aylanadi. Lekin O'zbekistonda o'rta sinf shakllanmaydi. Fukaravi cemiyet şekilde miydi? Erkin demokrasi öyle bu miydi? Demek Özbekistan hiç kendi iktisadi tamamlanan, içtimai tamamlanan, manevi tamamlanan ruhazla mülkan uğradı. Ekonomi gibi Özbekistan'da yaşayan borgen sarıp kıyılaş uğradı. Çünkü aralı atrafında uzun tüzler kubu geldiği için yaşayan kıyım. Yani şu Toshkent diyen havanın floksların derecesi mesela Japonya'nın Tokyo'daki iflasanış derecesi kadar 3 beraber yukarı. Yani Özbekistan'da muhtı uzayan, atrap muhtıken ötüme gelişiyor. Çünkü avtoriter rejimler, diktatörler, bunlar atrap muhtıken nispeten, ekologiye nispeten vahşilerce münasebette bunlar. Bu sen için, bana şu meselelerden hem aslında bu açık edek, Özbekistan tarakkat gelişini haklısınız. Yine YouTube'daki Abdüzel Bulmatı kanalımda abone olun, yoksa like basın, yoksa dislike, izah yazın, ulaşın, itibarlar için rahmet.